Bismillahirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersü sabi'u ve tis'une min kitabı Luma'. Bugün İmam Şirazi'nin Luma' kitabının 97. dersini okuyoruz. Ne okuyoruz? Kıyasın birinci kısmı olan Kıyasül İllet'i okuyoruz. Kıyasül İllet nedir? O ki illet aslının hükmünün ferde oluşunun mucibidir. Kıyasül illet kendi arasında ahfa var, hafi var, celi var. Celi de kendi arasında birkaç kısma bölünüyordu. Şimdi onu okuduk, hafiye geldik. Yalnız bunu bilelim. Celi nedir? Mâ lâ ihtemil illâ mânen vâhiden. Bir manadan başka ihtimali yok. Yani ne demek? İlliyeti kat'i bir delille sabittir. Tevili kabul ediyor. Bu celidir. Bu da kendi arasına birkaç kısma bölünüyor. Ve emmel hafiyyü. Ha, hafi demek ki illeti kesin değil. Zahar o ki o hükmün illeti odur. Kat'i değil. Bir nesla illetin o oluşu ispat edilmemiş. Nedir? Bakın kendisi söylüyor. Fehve ma kâne muhtemilen. Fehve ma kâne muhtemilen. Yani o hüküm ki muhtemildir. Yani ne demek? İki, ikiden fazla manaların muhtemilidir. Bu hangisidir? Vehve ma sebete bir tarikin muhtemilin. Muhtemil bir tarikle sabit olmuş. Yani o hükmün illeti o olduğuna dair muhtemil bir delille ispat edilmiş. Kat'i bir delille ispat edilmemiş. Ve huve enva'un ba'duha ezarun min ba'din. Evet, genel olarak hafidir. Ama o hafi de kendi arasında birbirinden daha ezher olanlar var. Şimdi misallara gelelim, tekrar tarife geçelim. Yani özet olarak kıyas-ı illet celi o ki o hükmün illeti ne olduğu kesin bir delille sabittir. Tevili kabul etmez. Başka bir ihtimali yoktur. Bu nedir? Bu celidir. Hafi o ki illet görünüm, hükmün illeti o görünüyor. Ama başka bir illet de olabilir. Başka bir mana da olabilir. İllet olmaya da bilir. Neyse bir bakalım. Fe ezheruha. O enva'ların, yani hafinin enva'larının en ezheri maddelle aleyhi zahirun. Maddelle aleyhi zahirun. Sizinki öyle mi der? O ki zahir bir delil ona delalet ediyor. Yani zahir o ki odur. Mesela mislu tu'mi fir riba. Ribanın illeti nedir? Tom'dur diyoruz. Ribanın illeti tom olması zahirdir ama kat'i değil. Hakikaten öyle mi? Evet. Fe innehu şenha ulime min nehi sallallahu aleyhi ve sellem an bey'i tu'umi. Allah'ın Resulü taamları satmayın. Nerede? Taamları birbirine satmayın. Nerede nehyetmiş? Fi kavlihi la tebi'u ta'ame bi ta'ami illa mislen bi mislin. Ta'ami ta'ame satmayın illa mislen bi mislin bazı rivayetlerde. Seva'en bi seva'in bazı rivayetlerde. Mislen bi mislin, seva'en bi seva'in. Fark etmez, mensup olunca mensubdur, mislen seva'en hal olur. Şimdi bu hadisten biz ne alıyoruz? Ne anlıyoruz? Bakalım. Fe innehu Allah'ın Resulü. Allaka nehye. Burada bey'en nehyini talik etmiş, bağlamış. Neye bağlamış? Ala tu'mi. Tu'me bağlamış. La tebi'u ta'ame dememiş mi? Mesela. Peki bundan biz ne anlıyoruz? Burada nehyül bey'i
tu'me talik ettiğine göre fezar zar o ki ennehu tu'm illetun. İllettir. Yani ribanın illeti tu'mdur. Ribanın illeti tu'm olduğu kesin mi? Hayır. Tu'm olduğuna dair katı bir delil var mı? Hayır. Ya sade hadis-i şerifin zahirinden anlaşılan budur. Bakın o hadis tu'mun illet olduğuna kesin bir delil değildir. Mesela anladınız mı? Mesela. Geri dönelim. Bu emmel hafiyum. Bu misala uygularız. Fehve ma o illet ki kotumdur kane muhtemilen. Yani burada muhtemilen muhtemelen ikisi de olur. Yani ribanın illeti tom olması nedir Muhammed? Zahirdir. Muhtemeldir. Muhtemeldir. Yani zahirdir. İkisine diyebiliriz. Kat'i değildir. Yani ribanın illeti tom olduğu kat'i değil. Ya nedir? Muhtemeldir. Anlıyorsunuz değil mi? Mesela. Peki neyle sabit olmuş? Kat'i bir delille sabit olmamış ki hatta ki muhtemellikte kalmış. Evet. Ve huve ma o muhtemel de ma o şey ki kotondur. Sebete sabit olmuş. Bir tarikin bir tarikle ko hadistir. Ko Allah'ın Resulü ne etmiş? Bey'en nehyini tağıma bağlamasıdır. Ama o tarikle muhtemelin yani o hadis illa tu'mun illet tu'm olduğunun muhtemelidir. Kat'i odur delalet etmiyor ki. Mesela anlaşıldı. Mesela. Bu bir. Bir daha ve kema ruvya rivayet edilmiş. Enne Berire radiyallahu anha Berire isminde bir cariye vardı. Annemiz Hazreti Aişe onu satın almış, azat etmiş. U'tiket. Berire ne oldu? Azat. O u'tiket. O kıymet babıdır. Azat edilmiş. Fakane zevcuha o azat edilirken kocası abde neydi? Köleydi. İkisi köleyken nikahları birbirine sıkıntı yoktu. Ama bu sefer biri hür biri abd biri hür biri abd olunca fehayyaraha artık onun derecesi yükseldi. Allah'ın Resulü onu muhayyer kıldı. Fehayyara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen muhayyersin. Kocasına razı da olabilirsin. Nikah devam edebilirsin. Onu bırakabilirsin. O da ne dedi? Madem bu yetki benimdir, ben onu kabul etmiyorum. Hatta diyor, Medine'nin sokaklarından o nereye gidiyor? Bu peşine gidiyordu, yalvarıyordu, beni bırakıp gitme. Şimdi Allah'ın Resulü niye muhayyer bıraktı bunu? Fezahir ennehu, Allah'ın Resulü hayyereha, onu muhayyer etti. Niye? Li'ubudiyeti zevci, kocasının köle olmasından dolayı. İllet nedir burada? Ubudiyettir. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ama kesin ubudiyet olduğunu bilemiyoruz. Kesin ne? İllet bu olduğunu bilemiyoruz. Zahir o ki kocası abd olduğu için Allah Resulü bunu muhayyer bırakmış. Başka bir illet, başka bir gerekçe de olabilir. Başka rivayetlerde kocası hür idi. Ne değil idi? Köle de değildi. O zaman kesin tahyirin illeti ubudiyettir diyemeyiz. Anlaşıldı değil mi? Aha burada illet zahirdir, muhtemeldir ama tarik-i muhtemille sabittir bu hadise. Niye muhtemildir? Çünkü bu hadisin zahiri o ki aynı deminki hadis gibi tahyirin illeti ubudiyettir ama kesin değil. Hafinin envarlarının en eserini öğrendik. Nedir? O ki illiyette zahirdir. Kat'i değildir. Ve yelihi bundan sonra geliyor ma'urife bil istinbati.
illet yani o şey ki onun illet oluşu zahir değil. Ama biz o şekil başa şeylerden istinbat ediyoruz. Ve delle aleyhi te'sirum. Te'sir onun illet oluşuna ne ediyor? Delalet ediyor. Mesela ne gibi? Keşiddetil mutribeti fil hamri. Hamirde mutribe akli örten, akli sarsıtan şiddet var. Şimdi hamrın içmesinden ne var mı? Var. Hamr tahrim kılınmış mı? Evet. İllet nedir? İllet şiddeti mutribedir. Şiddettir, iskar edicidir. Anlaşıldı değil mi? Peki biz ne biliyoruz şiddeti mutribe hamrın illetidir? Bir hadis var mı? Hayır. Bu manada zahir bir delil var mı? Hayır. Ama biz böyle istinbat ediyoruz. Nasıl istinbat ediyoruz? Şimdi geliyorum. فَاِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ تَحْرِيمُ بِوُجُودِهَا Tahrim şiddetin vücuduyla beraber midir? Evet. Yani hamrın tahrimi şiddetle beraber olmuş mu? Olmamış. Olmuş. وَزَالَ بِزَّوَالِهَا Şiddetin zevaliyle tahrim zail oluyor mu? Oluyor. Delle delat etti ki ala enneha bu şiddet hiyel illetu. Bu şiddet nedir? İllettir. Hamrın tahriminin illeti nedir? Şiddettir. Niye? Ya şiddet varken bakıyoruz ki tahrim de var. Şiddet yokken tahrim yok. Şiddetin olmadığı yerlerde, serhoş edilmediği yerlerde tahrim var mı? Hayır. Hamirde şiddet var mı? Var. Tahrim var. Ayranda şunda bunda tahrim var mı? Hayır. Şiddet var mı? Hayır. Tahrim de yok. Tahrimin olduğu, şiddetin olduğu yerde tahrim var. Şiddetin olmadığı yerde tahrim yok. Biz bunda neyi istinbat ediyoruz? Hamirin haram oluşunun, tahriminin illeti nedir? Şiddettir deriz. Bakın bununla ilgili zahir, yani şiddet olması zahir de değil. Bir sade hani tahrim şiddetle beraber vücuden ademen onunla beraber olduğundan biz bunu çıkartıyoruz. Tekrar ediyorum. Ve yelihi ma'urife bil istinbati. O illet ki istinbatla biliniyor. Ve delle aleyhi tesir. Tesir ona ne ediyor? Delalet ediyor. Anke şiddetil mutribeti fil hamri fe innehu lemma vücide tahrimu bi vücudiha ve zale bi zevaliha delle ala enha hiyel illetu. Ne bizde hamirden nerede tahrim şiddet varsa tahrim var. Nerede şiddet yoksa tahrim yok. Anlaşıldı değil mi? Bundan biz neyi istinbat ediyoruz? Hamirin tahrimin illeti şiddettir deriz. Ve hâzâ derbu minel kıyâsi muhtemilun. Bu kıyas nedir? Muhtemildir. Veya muhtemelun olur. Yani muhtemilundur. Başka bir illetine, hamirin tahriminin illetinin başka bir şey olmasının da muhtemildir. O da buna muhtemeldir. Yani illa kat'i illet şiddeti mutribedir diyemeyiz. Bu kıyas muhtemildir. Yani ne demek? Başka illetlerin de muhtemelidir. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Hakikaten muhtemildir. Evet. لِأَنَّهُ شَنْحَار يَحْتَمِلُ muhtemeldir. يَخُطْ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ bu sade bu son hadisti ve yelihi ikinci değil ve haza darbu min el-kıyasi kıyasın bu hafi olan kısmı ben biraz önce yanlış yaptım hafinin ikinci kısmını aldım öyle değil ve haza darbu min el-kıyasi kıyasın bu darbı yani kıyas-ı hafi muhtemelun veya muhtemelun. Niye? Şimdi hadis demiş la tebi'u ta'ame bi ta'ami. Yani yuhtemelun yekuna ta'amu aradi bi'el hintete fakat. Belki Allah'ın Resulü ta'amdan buğdayı tek almış. Bütün ta'amı almamış olabilir. O zaman ille sadet tom diyemeyiz ki. Tom olsa buğdayın gerisi de girmelidir. Bir.
وَيُحْتَمَلُ اَنْ يَكُنَ اَرَادَ بِمَا يُطْعَمُ Olabilir ki Allah'ın Resulü taamdan مَا يُطْعَمُ taam yapılan, yenilen yiyecek de almış olabilir. Epey مَا يُطْعَمُ ise niye tefadül caiz değil? وَلَاكِنْ حَرُمَ فِي تَفَادُلُ tefadül haramdır. Niye? Tuğumdan dolayı değil. Limanen gayri tuğmi. Tuğumdan başka bir mana, bir illeti daha başka olabilir. Bu da muhtemel değil midir? Muhtemel. Evet, zahar o ki Allah'ın Resulü taamdan tuğum almış. Buradaki nehyin illeti, tahrimin tefadülünün hürmetinin illeti tuğumdur. Ama olabilir ki Allah'ın Resulü taamdan buğdayı tek de almış olabilir. Mayut amuda almış olan bilir. Kesin değil. Ve kezalike hadisu berire. Hani zahar o ki tahirin illeti neydi? Ubudiyetti. Kocasının köle olmasıdır. Yuhtemelu ennehu Allah'ın Resulü esbeten lehel hıyare lirriklihi kocasının köle olduğundan dolayı ona hıyari ispat etmiş de olabilir. Ve yuhtemelu en yekune limanen ahire. Başka bir manadan dolayı da olabilir. Mesela başka mana ne olabilir? Kadın hür olunca bid'ini ne etmiş oluyor? Mülk etmiş oluyor. Bid'ini mülk etmiş olduğu zaman onun mülkiyetine geçince artık bid'ini istediği kocaya kullanabilir. O eskiden bid'i efendinin mülkü iken bu kocaya ne etmiş? Vermiş. Ama şu an budu'nu kendi budu'nu kendine mülk ettiği için, malik olduğu için artık Allah'ın Resulü budu'nun tasarrufunun yetkisini ona vermiş olabilir. Oldum. Ve yuhtemelu en yekuna limanen ahire. Başka bir mana da olabilir. O başka mana nedir demin dedik? Rik olabilir. Mana ahir ko temelluku bud olabilir. O zaman madem böyle ise sebep rik değilse rik niye zikredilmiş kölesi kocası köledir köle imiş niye bu zikrediliyor? Ve yakunu zikru rikki zevci hani kölesinin şey kocasının köle olduğunun hadisler geçmesi o illet kölelik değil ya tanırsın diye kocası tarifen. Yani kocası kim olduğu bilinsin diye köle diye kullanılmış. Yani ne olmuş? Utkiyet, u'tikat fekane zevcuha abden. Zevcu abd idi yani illet ubudiyet riklıktır ona işaret etmiyor. Ya kocası bilinsin diye köle, kocası köle imiş denilmiş de olabilir. Yani zahar bu değil ama muhtemeldir. Anlaşıldı değil mi? Ve kezalike tahrimu fil hamri. Evet, zahar illet nedir? Zahar illet ikinci derecede zahar. Yani şiddeti mutribedir dedik. Ve kezalike tahrimu fil hamri. Yecüzen yekun li şiddetil mutribeti. Olabilir. Ama وَيَجُزْ اَنْ يَكُنْ لِسْمِ الْخَمْرِ Hamr denildiği için tahrim vardır. Bakın birincisi şiddet-i mutribe ise ne de şiddet-i mutribe varsa haramdır deriz. Ama eğer illet hamr ismidir, hamriyettir, o zaman nerede hamr ismi varsa orada tahrim var. Nerede hamr ismi yoksa orada tahrim yok. Niye bunu isimden dolayı alabiliriz? Evet, şiddetin mutribeden dolayı olabilir miydi? Olabilirdi. Hamr ile şiddet arasında telazum var. Fe innel isme, hamr ismi, yücedü bi vücudi şiddeti. Nerede şiddet varsa zaten ona hamr deniliyor. Ve yezulü bi zevaliha. Nerede şiddet yoksa ona hamr denilmiyor. İllet nasıl şiddet olabilir? Hamr de olabilir. Ne biliyoruz hamr de olabilir? Hamr şiddete bağlı. Şiddet varsa hamrdır. Şiddet yoksa hamr değildir. Hatırlarsın illet kıyası illetin
zahir olan kısmının hükmü kadinin hükmüyle ne yapılıyordu? Nakd edilmiyordu. Mesela. Ne yapılmıyordu? Nakd edilmiyordu. Nerede geçti? Ha, nakd ediliyordu. Ve yunkadu bi hükmü. Tersini söylüyorum. Kıyas-ı illet celile kadinin hükmü tersse iptal edilir. Ama bu fahaza la yunkadu bi hükmü hakim. Bu kıyasın, yani kıyas-ı illetin hafi kısmının derecesi düşük olduğu için hakimin hükmüyle ters düştüğü zaman hakimin hükmü onunla ne yapılmaz? İptal edilmez. Niye? Hakimin hükmü burada ondan daha önceliklidir. Faslun ve medarbusan minel kıyasi ve ve kıyasul delaleti budursun. Kıyasul illeti öğrendik. Nedir? İllet mucibdir. Yani oradaki hükmün illeti mucibun lil hükmi fil fer'i. Ama bu öyle demedi. Bu nedir? Ne dedi? En yuradel fer'u ilel asli bil beyyineti leti ulliqel hükmu aleyha fi şer'i. Yani fer aslen ne yapılıyor? Rad ediliyor. Bir illetten dolayı şer'an o hükümde o illete bağlanmış. Mesela fer ko te'fifin derbdir. Asla rad edilir ko te'fiftir. Niye? Bir illetten dolayı ko izadır. Buradaki te'fifin haram oluşunun illeti iza olduğu da şer'an ne yapılmış? Beyan edilmiş, ispat edilmiş ve talik edilmiş. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Ha, yarın kıyas-ı delaletten devam ederiz. Kıyas-ı delalet nereye kadar gidersin? İstilale kadar olur. Ve derb-ü salih kıyas-ı şebehdir. Yarın ikisini okuyalım. Ve emmel istilale kadar bakın. Gördünüz mü? Gördüm. Tamam. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyin وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربي.